بلغ العلا بكمالي، كشف النجا بجمالي، حسنت جميع خصالي، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، على آله وصحبه وسلم. اللهم صل تحياتك قولا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية وعروس المملكة الربانية وواسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين، حامل لواء العز الأعلى، ومالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأجل، ومشاهد أنوار سوابق الأول، وترجمان اللسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم، مظهر سر الجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسد الكونين، روح جسد الكونين، روح جسد الكونين، وعين حياة الدارين، المتحقق بأعلى رتب العبودية والمقامات الاصطفائية، الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أردت أن تصافحني غدا تحت ظل العرش فصل علي كل يوم 100 مرة. Ebu Hureyre Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle buyuruyorlar ki, kim yarın mahşer günü Arş-ı Azam'ın altında benimle musafaha etmek isterse, aynı zamanda benim mübarek elimi öpmek isterse, Ahmed el-Rufai Hazretlerinin, Hazreti Hüseyin Hazretlerinin soyundan gelir Seyyid Ahmed el-Rufai Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek huzuruna geldiğinde şöyle bir yakarışta bulunur: Ya Resulallah, ben buraya ruhumu gönderiyordum, ruhum gelip huzurunuzda el öpüyordu, şimdi ise ruhum, cismim, bütün varlığımla geldim,
ne olur mübarek elini bana uzat. Kabri saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gül yaprağı gibi mübarek eli uzanır, Ahmed-i Rufai Hazretleri de öper. İnşallah riayet edersek, günde 100 defa salatü selam getirirsek, biz 100 getirmiyoruz, 111 defa salatü selam okuyoruz, 111'de de kayıtlamıyoruz. Bunun dışında yüzler, belki binlerce defa salatü selam getiriyoruz. 100 defa her gün salatü selam okursa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arş-ı azamın altında mübarek elini öpecektir. Riayet edersek, inşallah rabıtamızda, murakabemizde, duamızda, niyazımızda, seherde kalkışımızda, belki de fahri kainatın mübarek elini her an öpeceğiz. Şeyh Mustafa Hulusi Kaddesallahu Sırrı bir seher vakti postunun üzerinde hüngür hüngür ağlar. Ev halkı duyar. Üstazımız, babacığım nedir bu hal? Neden böyle feryadı figan ediyorsun? Evladım, Muhammed'imizi gördüm. Bir tahtın üzerinde gördüm. Bir kürsinin üzerinde gördüm. O kürsiden indi, alnımdan öptü. Tahammül edemiyorum evladım. Dayanamıyorum. Der ve onun üzerine de dergâhtan gül taneleri diye hazırlanan kitaptan şiirlerini bulur. Ve kâle fî hadîf-i nâfâ. Evvelü şefaati ya Ebâ Hureyre limen ekra salâta aleyh. Şefaatime ilk nail olacaklar da benim üzerime çokça salatü selam getirip ahlakımla, edebimle, benim yediğim gibi yiyen, benim konuştuğum gibi konuşan, benim ev hayatım gibi hayatı olan, ticaretinde ahlaksızlığa gitmeyen, beşeri münasebetlerinde, bütün davranışlarında sünnet-i seniyyeme riayet edenler, şefaatime ilk nail olacak kişilerdir. Beraat, kişinin bir yükümlülükten kurtulması demektir. Şaban'ın 15. gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ile günah yükünden kurtuldukları için bu geceye bunu umarak, ama günahlardan kurtulmayı ummalarından dolayı bu gece beraat gecesi denmiştir. Niçin derseniz, hiçbir kimsemiz için garanti yok. Cenab-ı Hak, ya eyyühellezine amanu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatim. Ey iman edenler, bir daha günah işlememek üzere Allah'a dönün. Dönün. Umulur ki Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Umulur ki. Bu sebeple sadıklar, arifler, gözyaşından akan yaşlar yerine göre kan olmuş Allah'ın huzuruna nasıl varacağız? Büyük günahlardan içki, kumar, sihir, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, muharebe meydanından kaçmak, insanları irşad ve ıslahtan uzak kalmak, yetim malı yemek, haksız yere adam öldürmek gibi kötü fiillerden uzak olmak suretiyle, küçük günahlardan, hepsinden sıyrılarak
Allah'ımıza tam bir yönelişle, tam bir teslimiyetle bağlanacağız ve affımız da ondan ümit edeceğiz. Mübarek gece aynı zamanda rahmet gecesi diye de isimlendirilmiştir. Sark belge gecesi demektir. Sark belge manasına gelir. Kurtuluş belgesi demektir. Bu gece diğer gecelerden farklı geçirilmesi gerekir. Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala rahmetiyle Şaban'ın 15. gecesinde Ayşe annemizin rivayetiyle hani Ayşe de radıyallahu anh'a kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenzilullahu teâlâ leyleten nısfı min Şaban ile semâ-i dünya. Allah'ımız Celle Celaluhu rahmeti, mağfireti Şaban-ı Şerif'in yarısında 15. gecesinde dünya semasına iner. Bundan büyük bir mutluluk olamaz bu gece. Güneşin batmasında ta fecre kadar. Feyafiru li ekseram min adedi şari ganemi kelbi. Allah'ımızın bu gecede bağışladığı Beni Kel kabilesinin koyunlarının kıllarının adedinden daha fazla. Beni Kel kabilesi koyunları çok olan bir kabileymiş. Bir koyunun kılını saymak mümkün değil. Bu affı ilahinin kendisine döndüğümüz zaman çok olacağına işarettir. Tirmizi Savun İbn-i Mace İkame. Şaban'ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz de oruç tutunuz. Allah bu gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar. Yok mu benden af isteyen onu affedeyim? Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim? Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim? Yok mu şöyle, yok mu böyle der İbn-i Mace İkame. Aynı zamanda bu gece Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya kıblenin de döndüğü gündür. Bu sebeple de şereflidir. Mekkeliler bu geceyi Mescid-i Haram'da ihya ederler ve 100 rekatla namaz kılarlarmış. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh her rekatta 11 İhlas okunmak suretiyle 100 rekat namaz diye tarif eder. Bir ifadelerinde de her rekatinde 100 İhlas-ı Şerif okunarak 10 rekat namaz kılar. Dualar ve Zikirler kitabında üstazımızın üstazı Kaddesallahu Sırra Hazretleri buyuruyorlar ki eğer 100 rekat kılamazsanız yok. Her rekatta 10 İhlas-ı Şerif okuyamazsanız 5 okursunuz. 5 okumaya da gücünüz yetmezse 3'er okursunuz. 100 kılmaya takatimiz olmazsa 50. 50 de kılamazsa 20, 30 neyse. 10. En az olsun 10 rekat 3'er İhlas ile kılmaya çalışırsak 10 İhlas okuyan daha güzel yapar. İhya etmeye gayret ederiz. Kur'an-ı Kerim bu gecede lehv-i mahfuzdan dünya semasına inmiştir. Bu yönde ihtilaflar pek çok. Fakat Rabbimiz Hamim Allahu alemu billah. Artık bundan maksat nedir? Bunu en iyi bilen Rabbimizdir. En iyi bilen bildirdiği kullarıdır, Habibidir ve sevdikleridir. İhsan ettiği kişilerdir. Artık çeşitli manalar verilmiş. Ha, Halik-i Lemyezel. Buradaki mime mahbubu olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem denilmiş. Çeşitli görüşler mevcut. Vel kitabil mübin. Ab açık bir kitap. Hakkı batıldan ayıran. Gelişiyle dalaletle hidayet tamamen belirleyen bir kitap. O gelince her şey apaçık ortaya çıkmıştır. Saymakla bitmez. Zalim
mazlumun tepesine yumruğunu indirir, elindeki malı alır, o hiçbir hak talep edemez. Artık kadınların durumu belli. Mekke'ye gelen kimselerin emniyeti yoktu. Ha, hukuk, bir aile düzeni, hiçbir şey yoktu. Kur'an-ı Kerim'in gelişiyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifiyle öyle oldu ki, gayrimüslimler dahi dediler ki, yahu bu nasıl bir peygamber? Öyle bir esas getirdi ki, ah buyurun defa hacette ellerin vaziyetine kadar haber verir. Oturuşlar, kalkışlar, her şey, büyük küçük ne varsa her şey tespit edilmiş. İnna enzelnâhu fî leyletin mübarek. Mübarek bir gecede Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirmiştir. Buna da Beraat gecesi deniyor ki Kur'an-ı Azimüşşan levh-i mahfuzda. Her şey levh-i mahfuzda. Orada yazılmayan hiçbir şey yok. Gözümüzü kırpmamızdan, elimizin hareketinden, dilimizin söylemesinden her türlü hareketimiz levh-i mahfuzda mevcut. Levh-i mahfuzdan dünya semasına, dünya semasından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ayet ayet inişi Kadir gecesinde ruku bulmuştur. Kur'an-ı Kerim bu gecede levh-i mahfuzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de ayetlerin parça parça indiği müfessirler tarafından ifade edilmiştir. Bu gece hakkında hususi risaleler de mevcuttur. Elimizde mevcut Abdülkadir Geylani Efendimiz'e ait çok kısaltıyor. Hamim, bu sure veya Kur'an'ın tamamı vel kitabil mübin, ak açık olan kitaba andolsun ki dalaletle hidayeti birbirinden ayıran kitaba yemin olsun. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke, inna künna mündirin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyız. Gece inmesinin elbette birçok manaları vardır. Yakarışlar, bağışlar, rahmani tecelliler, kerametler ve kalpler Allah'ın zikri için boşalır. Fiha yufrahu küllü emrin hakim. Her hikmetli iş katımızdan verilmiş bir emir ile o gecede indirilmiştir diye buyuruyor. Artık bu gecede tespit edilmeyen hiçbir şey yok. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde İbni Abbas'ın Mevlası İkrime radıyallahu anh'dan rivayetle Şaban'ın 15. gecesi olarak açıklanmış, Allah-u Teala Hazretleri Beraat gecesinde mahlukatın gelecek senenin bu gecesine değin bir senelik işlerini takdir ve tayin eder. O sene içinde öleceklerin isimleri canlılar sicil kütüğünden ölüler sicil kütüğüne aktarılır. Belki buyuruyor çarşıda gezer, dolaşır fakat ismi ölüler defter. Evlenir, çocuğu da olur. Fakat o kimse ölüler defterindedir. O sene Beytullah'a gidip hac edecek olanlar tespit ve kaybolur. Artık tespit ve yazılmış olan hiçbir şeyden ne ziyade ve noksan olur denilmiştir. Uzun uzun ifade edilir, bitmez ve tükenmez. Çok uzundur. Üçleri, yedileri, kırkları, Gavs-ül Azam, Gavs-ül Ula, kutlu cihanları hep bu gecede takdir. Cennetli, cehennemli hepsi bu gecede takdir. Rabbimiz Mikail Aleyhisselam'a bir dosya vermiştir ki bu gecede o dosyada rızıklar tespit edilmiştir. Allah korusun depremse, yemisin, selisin, afetler, çeşitli haller neyse saymakla bitmez. Onlar da Cebrail Aleyhisselam'a bir dosya halinde verilmiştir. Kimlerin hayatta kalacağı, kimlerin öleceği de Azrail Aleyhisselam'a verilen dosyanın içerisindedir. Bu gecenin dörtte biri geçince Cibril Aleyhisselam Peygamberimizin yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, başını kaldır da semaya bak.
dedi. Baktım ve gördüm ki cennet kapıları açılmış. Birinci kapının üzerinde bir melek, devlet ve saadet bu gecede rükû edenler içindir diye nida ediyor. İkinci kapısında ne mutlu bu gecede secde edenlere. Üçüncü kapısında ne saadet bu gecede dua eden kimselere. Dördüncü kapısında bir melek maşallah bu gecede zikredenlere diyor. Beşinci kapısında ne kadar güzel bu gecede Allah Teala'dan korkudan ağlayanlara. Altıncı kapısında ne devlet ne saadet Müslüman olanlara diyor. Yedinci kapısında bir melek dileyen yalvaran kimdir? İsteyenlerin ihtiyaçları görülecektir. Nihayet cennetin 8. kapısına melek bu gecede tevbe edenler kimlerdir? Onların günahları bağışlanacak, affedilecektir diye çağırırlarken gördüm. Bunun üzerine Cebrail'e sordum. Bu gece bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Ta sabah oluncaya kadar dedi. Sonra Cebrail, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bu gecede cehennemden yargılanacak kulların adedi Beni Kel kabilesinin koyunlarının kılları sayısıncadır. Yani istisnalar hariç bütün Müslümanlar affedilecek demektir. Hiçbir kardeşimizi üzmek değil, sadece böyle bir fiil varsa affolmamız için, böyle bir fiil varsa istiğfar edip Allah'a yönelmemiz için, bu halde olanlara da dua edip onların kurtulması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İçtenibü seban mubikat, fertleri, aileleri, bütün milletleri mahveden şu yedi şeyden kaçınız. Galu ya Resulallah ve mahum, nedir bu ya Resulallah dediler. Kale eşşirku billah, Allah'a ortak koşmak ve sihir. Bir hadisi şerif aldım bu hususta. Men ete'arrafen fese'elehu an şeyin lem tukbellehu salaten erba'ine leyl. Kim kahinlere, kim sihirbazlara gider, onlardan bir şey sorarsa, onların 40 gün namazları kabul olmaz buyuruyor. Hadis-i şerifin şerhine baktığımız zaman şerhinde namaz ibadet ve taatin başıdır. İbadet ve taatin başıdır. O başı olunca bütün diğer taatleri de kabul olmaz buyuruluyor. 40 gün kesret ifade eder. Onun için onların yıllarca taati kabul olmaz sihirbazların ve sihirbazlara gidenlerin, karıyla kocanın arasını bozanların, İki kişinin arasını bozanların, arada muhabbet muskaları yapanlar ve yaptıranların ve onlara inananların. Men etarrafe ev kahinen fesaddagahu bima yekul fakat kefer diye buyuruyor. Kim onları tasdik ederse Allah korusun küfre girer diye buyuruyor. Çok büyük bir musibet, ebediyle bir azap var bu gibi insanlar için. Allah'a ortak koşanlar, sihir ve büyü işleriyle meşgul olanlar ve katlün nefsilleti harramallahu illa bilhak, haksız yere, hak müstesna, haksız yere adam öldürenlerin ve eklül riba, faiz yiyenlerin, beşir akiler riba ve mani'az zeka binler, faizle meşgul olanlar ve zekatı vermeyenleri ateşle müjdele buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve eklü malil yetim, yetim malı yiyenler ve tevelli yevmezzah, muharebe meydanından kaçanlar ve gazful muhsenatil müminatil gafilat, hiçbir şeyden haber yok, alakası yok, ilgisi yok, iftiraya maruz kalan ve bundan hiç haberi olmayan kimseler, kadınlar diye geçiyor.
Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Hiçbir kimsemizin kötü olmasını gönül istemez. Öyle bir fiil olacağını hiç zannetmiyoruz. Olanlarımız Allah'ımıza tam bir dönüşle, böyle bir fiil yapmamak üzere, böyle bir harekete girmemek üzere tam dönüp isyan içinde olanlara da tevbe ederek Rabbimize yöneleceğiz. Bu gece 100 rekat salat-ı hayır diye Sami Ramazanoğlu Kaddesallahu sırra üstazımız da kaydetmiştir. Miftahul cennet es-salat, cennetin anahtarı namazdır. Ve miftahul salat et-tuhur, namazın anahtarı da taharettir. Hem bedenen taharettir, hem de ruhen taharettir. Miftahus sala et-tuhur, namazın anahtarı taharettir. Taharetimizi en güzel şekilde yapmak, artık bileceksiniz. Ayakta belirtin. Tamam, af buyurun. Boşaldıktan sonra, bir müddet bekledikten sonra abdestimizi alır, huzurla Mevla'nın katına alır. Ve miftahul hac, haccın anahtarı da el-ihram, ihrama bürünmek. Ve miftahul bir, iyiliğin anahtarı da es-sadaka, Allah yolunda harcamak. Ve miftahul cennet, cennetin anahtarı da buyurun, la ilahe illallah ve miftahul ilm, hüsnü sual, güzel sual sun. Ve miftahul vefa, kurtuluşun anahtarı da es-sabr, günaha işlememeye, ibadet yapmaya ve musibetlere karşı şikayet etmemeye. Ve miftahul mezi, eş-şükür, maddi ve manevi nimetlerin artmasının anahtarı da Allah'a hamd etmektir. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَنْ سِدَنَّكُمْ, şükrederseniz artırırım buyuruyor. Ve miftahu velaya, velayetin, veliliğin anahtarı vel muhabbe ve zikr, Allah'ı anmak ve ona muhabbet etmektir. Ve miftahu fela, kurtuluşun anahtarı da ettakva. Bu miftahu fela der bitmez, en sonusu. Ve miftahu kulli şer, şerrin, bütün şerrin anahtarı hubb-ı dünya. Dünya sevgisi ve tuğlül emr, uzun endişeler içerisinde olup ölümü unutmak. Ve miftahu kulli hayr, hayrın, bütün hayrın anahtarı er-râbe fil âhire, ahirete dönmek, onu hatırlamak. Açının bir aşk ile. Kelimesiyle cümlemize hüsnü hatimeler tevfik eyle. Bu gece beraat gecesinde artık irtihal edecek insanlar ölüm defterine yazılırlar. Ölüm çok mühim, hiçbir hatırımızdan çıkarmayacağımız bir husus. Çünkü öleceğini düşünenler haksızlık yapmazlar. Öleceğini düşünen insanlar gıybet etmez. Öleceğini düşünen insan hasetli girmez. Öleceğini düşünen insan haram mal toplamaz. Öleceğini bilen insan hiçbir yanlış yola gitmez. Ölüm bir gerçektir. Nerede, nasıl, kaç yaşında olursa olsun ölüm herkes için mukadder bir hakimdir. Bizim medeniyetimizde mezarlıkları cennet bahçelerinden bir bahçe yapmaya gayret ederek onu sevimli hale getirmeye çalışmıştır ecdadımız. Mahallemizdeki kabristanda, camilerimizin avlusunda, evimizin yakınlarındaki bir türbenin haziresinde sanki bizimle beraberdirler. Daha bir munis ve cana yakın olarak takdim eder onu bir şebi aruz, düğün gecesi, vuslat gecesi sayar Mevlamız. Ölümün ne olduğunu bilmek, hayatın ne olduğunu bilmeye bağlıdır. Bunun için de insanın mahiyetini kısaca tanımamız gerekir. Ruha mekan olmakta, ona vasıtalık etmektedir.
O bakımdan vazifesi bitince alelade bir nesne gibi görünmemekte, yıkanmakta, kefenlenmekte, dualarla, niyazlarla ve ihtiramlarla aslı olan toprağa tevdi edilmektedir. Fakat insanı asıl değerli kılan ruhi manevi tarafıdır. Beden de Allah'ın eseridir ama ruhun onunla daha bir yakın ilgisi vardır. Ruha dön ve onun isteklerini kemale erdir. Çünkü sen cisimle değil ruh ile insansın. Nefsin kemale ermesini, bir bakıma onun ruh seviyesine çıkmasını sağlamaktır. Bu da sonuç olarak gafletten uzak bulunmak, uyanık olmak, manevi hayatla diri olmak demektir. Büyüklerimiz hakkın seni senlikten öldürmesi, kendisiyle diriltmesidir demişlerdir. Bir bakıma ölüm gerçek hayatın sebebi olmaktadır. Buradaki ölüm kibrin, gururun, enaniyetin, hasedin, kısacası nefsin hakimiyet altına alınması sanki ölüymüşçesine etkisiz hale getirilmesidir. Ölmeden evvel ölünüz tavsiyesi adeta bir emri zaruridir. Çünkü Şemseddin Sivasi'nin bir sözünde mutu kable ente mutu sırrına mazhar olan gördü onlar haşr-ı neşri nefkayı sur olmadan. Ölmeksizin dirilmek, boşalmadan dolmak, terk etmeden bulmak yoktur. Hakla baki olunan bu gerçek hayatta nazm-ı kutsi ile Hak Teala kulun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olmaktadır. Dünya hayatı o geçicidir. Hazırlanma yeridir. Ahiretin aksine dünya hayatı maddenin ve bedenin hakimiyetinin geçerli olduğu alemdir. O bakımdan dünya ruhun hapishanesidir. Dünyaya karşı bu olumsuz bakışı yanlış değerlendirilmemelidir. Seni Rabbinden alıkoyan şeydir, dünya diye tarif edilmiştir. Hak'tan gafil olan insan manen ölü sayılır. İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. Gaflet tuzağına düşmemek için dünyada bir garip veya yolcu imişsin gibi ol tavsiyesine uymamız gerekir. Ölümün renkleri ve ölümün çeşitleri bile ele alınmış. Önce renklerin diliyle söyleyelim, muhakkıklara göre 4 türlü ölüm vardır. Mevt-i ahmer, kırmızı ölüm, nefse muhalefet etmek, nefsin arzularını yerine getirmemektir. Mevt-i ebyaz, beyaz ölüm, açlık ve oruç, açlıkla batın aydınlanır ve kalbin yüzü beyazlanır. Mevt-i ahtar, yeşil ölüm, kıymetsiz ve yamalı elbise giymektir. Nefis bundan hoşlanmaz, böylece onun gurur ve kibri kırılmış olur. Mevt-i esved, siyah ölüm, faili hakikinin Allah olduğunu bilerek halktan gelecek eza ve cefaya tahammül etmektir. Nefis bu 4 ölümle ölmeden hakiki mahluk yüz göstermez. Bir başka ölüm tasnifi de yapılmıştır. Tecessüdi emsal şeklinde ölüm denmiş. Bütün alem göz açıp kapayıncaya kadar ölür ve dirilir. Bunun keyfiyetini artık ehli keşif anlar. Cenab-ı Hak hep yeni bir yaratılıştadır. Halk-ı cedid onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir ve o şey derhal olur. Mevti ızdırari, mecburi yani bildiğimiz fizyolojik ölümdür. 3. Mevti ihtiyari, iradi ölüm, insana mahsus olan nefsani, cismani yani tabii istek ve arzulardan fani olmak şeklinde ölümdür. Gerçek hayat ölüm nedir? Mevlana'mızın bu usta bir sözü var. Cemaatlıktan öldüm ve nebat oldum. Cemaat cansız varlıklar. Nebatlıktan öldüm ve hayvan mertebesine zahir oldum. Hayvanlıktan öldüm, Adem oldum.
Hal böyle olunca niçin korkayım? Ne vakit ölmekten dolayı noksanlaştım ki? Diğer bir hamlede de beşerlikten ölür ve melaike arasında yer alırım. Melek mertebesinde de kurban olur. O şey ki vehme gelmez, o olurum. Yani hakla baki olurum demiştir. Gerçek anlamda kalbin Allah hariç her şeyden masiva kurtulmasıyla gerçekleşir. Bir başka ifadeyle hakiki hürriyet, ubudiyet. Nefsine esir olma zincirini kırmayan, asla hür değildir ve manen ölüdür. Hüseyin bin Mansur el-Hallaç şöyle seslenir. Beni öldürünüz dostlarım. Benim hayatım ölümüm nedir? Benim ölümüm yaşamaktır. Hayatım ölmektir. Olgun insan hayatı boyunca seyahate hazırlanmaktadır. Zühd bu hazırlığın esasını teşkil eder. Böyle bir hazırlık bu yolun temel taşıdır. Kur'an-ı Kerim'de eğer sadıksanız ölümü temenni ediniz. Bakara 94. ayeti celil. Ölüm sevgiliyle karşılaşma, lika, vuslat anıdır. O bakımdan korkulan değil, belki arzu edilen bir şeydir. İlahi aşk ne kadar kuvvetli olursa karşılaşma arzusu o kadar şiddetlidir. Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'la karşılaşmayı ümit ediyorsa men kâne yercû likâ Allah, bilin ki Allah'ın belirlediği vakit gelecektir. İnne ecelallâhi lehâ. Demek ki ölüm sebebi rücu, rücu ise sebebi mülakat, kavuşma sebebidir. Ayette hem ölüm hem de o çok özel kavuşmanın müjdesi vardır. Mevlana'mız diyor ya, canı sen aldıktan sonra ölmek şekere benzer. Seninle olduktan sonra ölüm tatlı candan daha tatlıdır. Yunus Emre'nin de ko ölmek endişesin, aşık ölmez bakidir. Ölmek senin ne ola, çün canın ilahidir ifadelerinde bulunmuştur. O zaman kamillerin ölüm anı ve sonrası hususunda bizim dikkat edeceğimiz nedir? Korku ile ümit arasında beynel havfi ve reca olma halidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin ifadesine göre ilk cennete kim girecek deseler kendini, ilk ateşe kim girecek deseler yine kendini hatırlayacak şekilde korkmaktır. Can çekişen Bişri Hafî Kaddesallahu sırra, hayatı seviyor musun demişler. O da yüce Allah'ın huzuruna çıkmak cidden zor olur demiş. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh ölümüne yakın ağlamaya başlar. Sebebi sorulunca görmediğim efendimin huzuruna çıkıyorum der. Ölümü sevinçle karşılayan ve gülerek ölenlere ait ifadeler pek çok. Bitmez ve tükenmez. Ondan birkaç tanesini zikredip tamamlamak istiyorum. Cüneyd-i Bağdadi kaddesallahu sırra, la ilahe illallah dediler bu zata. Cüneyd-i Bağdadi buyurdu ki onu unutmadım ki hatırlayayım dedi ve sonra şu manadaki sözü söyledi. O kalbimde hazır haldedir. Orayı imar eder. Onu unutmuş değilim ki hatırlayayım. O benim Mevlam'dır. Dayandığım varlıktır. Ondan ne kadar çok nasip almışım. Artık biliyorsunuz hatırlayacağız. Sadece dinlediklerimizi 4000 nebiyi tetkik edip Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerinden iki tanesi de Allah'ı ve ölümü unutmayınız. Allah'ı ve ölümü unutmayınız. Hasan-ı Basri kaddesallahu sırra rahmetullahi aleyh hiç gülmemiş. Sadece ölürken hangi günahtır diye gülmüş ve geçmiş.
ariflerden bir zat onun bu halini sormuş. Demiş ki, neden böyle söyledin? Hayatında gülmezdin, ölürken güldün. Ve hangi günah dedin deyince, meleğin onu sıkı tutun, bir günahı kaldı demiş. O zaman diyor güldüm, birisi de diyor ki, ben öldüğüm zaman Rabbim sema kapılarını açın, ben hoşnudum Hasan-ı Basri'den huzuruma o geliyor buyurmuştur. Malik bin Dinar, bu zatı da müşahede ederlerken, Malik bin Dinar'la Muhammed bin Gasi'yi cennete girerken görürler. Müşahede eden zat der ki, acaba hangisi cennete evvel girecek? Bakıyor, bir de ne görsün? Malik bin Dinar ondan önce girer. Neden sen önce girdin deyince şunu söyle. Malik bin Dinar'ın bir gömleği vardı. Muhammed bin Vasi'nin ise iki gömleği vardı. İki gömleğin hesabını vereceğim diye geç kaldı. Habib-i Acemi Hazretlerinin çok güzel bir sözü var. Güzel görebilmek, Rabbimize iyi kavuşabilmek için boş durmayınız. Ölüm peşinizde. Yine bir zatın sözü bulabilirsem, bir sıhhati hazretleri, kendinle arzular arasında, kendinle arzular arasında, nefsin arzuları arasında demir duvarlar örmedikçe ibadetten haz duyamazsın. Nefsin istediği gibi giyersen, nefsin istediği gibi yemek istersen, nefsin istediği gibi de konuşmak istersen, o zaman diyor ibadet-i taatten haz alamazsın. O huzura da varamazsın. Bişri Hafî Hazretlerine birisi bir soru sordu. Dedi ki, ya Bişir, sen ne haldesin? Ahmet bin Hanbel Hazretleriyle de çok görüşürdün. O ne durumda, sen ne durumdasın? Dedi ki, o cennettedir. Namun na'im, sonsuz nimetlerin içerisindedir. Sen neredesin? Ben ise dedi, dünyada giymeye, yemeye, içmeye, eğlenmeye, bunlara hiç meyletmez. Benim gönlüm, arzum, isteğim, her şeyim Rabbim'dir. Onun için ben onun karşısındayım. Tarif edemiyorum. Bayezid-i Bistami Hazretlerinden uzun uzun ifadeler var. Bu gece yapacağımız vazifelerimizin çokluğundan dolayı çok iyi geçirmemiz gerekir. Burada tamamlamak istiyorum. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ya rabbel alamin. İmanımızı kamil eyle. Amin. Her anımızı zikir eyle. Amin. Her halimizi şükür eyle. Amin. Huyumuzu sükun ve sabır eyle. Amin. Güzel ahlakın doğmasına vesile olan tevazu ve hilim ahlakını lütfet. Amin. Kötü huyların kaynağı olan dünya muhabbeti ve şehevi duygulardan halas eyle. Amin. Kafamızı ilim, irfanla doldur. Amin. Gönlümüzü zikir, fikir, aşkullah, şevkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah ile doldur. Amin. Bedenimizi yolunda gayret ve çabayla tezyin eyle. Amin. Sana götürecek. Senin rızana erdirecek, rütbelerin en yükseği olan bilimle âli eyle. Amin. İlde ince anlayışı temin eden fıkıhla fakih kullarından eyle. Amin. Hakkı duyan, eşyanın zikrini işiten, sırlarına vakıf olan kulak ihsan eyle. Amin. Hakkı her zerreden ibret alan, Allah için ağlayan göz ikram eyle. Amin. Tecelli-i efal, tecelli-i esma, marifet ve hakikate eren, nuru ilahi ile dolan gönül ihsan ile. Kalbinde imanı metin, amin, tam inanan ikan sahibi kullarından eyle. Amin. Bedeni tevhidle, tehlille, namazla, oruçla, hacla, zekat vesaire taatlerle yıpranan muti kullarından eyle. Amin. Ahlakının güzelliği ile takva, vera, zikir, fikir, şükür, ilim, hilim, safa, sabır, tevhid, tevekkül, rıza, rıfk, merhamet, haya, sekinet, vakar, tevazu sıfatlarıyla
her an meyve veren fidan gibi herkese ikramda bulunan mükrim kullarından eyle. Ömrünü yolunda geçiren, ilmiyle amil, hem mal ve servetiyle yolunda harc eden, vücudunu razı olacağın amellerle süsleyen bahtiyar kullarından eyle. Bela ve musibetlere katlanan, ibadet ve taat kılan, isyan ve tuğyandan, riya, süm'a, bid'at, içki, kumar, ribata, zina, yalancı şahitlik, müminlere eza ve cefa, cehalet, nifak, şirk, kibir, haset, gıybet, yalan, rüşvet, hırsızlık, tamah, faiz belasından kaçmaya azmeden sabirin kullarından eyle. Sözünde iftira, kov ve boş bakırdılar olmayan, işinde dürüst ve düzgün olan sadıkîn kullarından eyle. İbadette daim, geceleri secde ve kıyamlarda, gündüzleri taat ve siyamlarda geçen kanitîn kullarından eyle. Fakir ve yoksulu gözeten hayır sahibi münfik kullarından eyle. Seherlerde gözyaşı döken aşkı ilahiyle yanan, yakılan ah dedikçe melekleri dağılırken istiğfar ve tevbelerle sana yönelen münib kullarından eyle. Yaptığı hatalardan dönen evvab kullarından eyle. Küfür, şirk ve nifaktan büyük ve küçük günahlardan masibadan arınan müttaki kullarından eyle. Azametinden titreyen haşyet sahibi kullarından eyle. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح